Almanya'da işten çıkarmalar tüm sektörlere yayıldı. Almanya'da korona salgını ve sonrasında patlak veren Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle ekonomide yaşanan dalgalanmalar şirketleri zora sokmaya devam ediyor. Covid-19 salgınında tedarik zincirlerindeki aksamalar ve salgın sonrası artan taleple mal ve hizmetlerin fiyatları yükseldi. Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle inatçı hale gelen enflasyonla mücadele için artırılan faiz oranları Avrupa'da son yılların en yüksek seviyesini gördü. Yüksek enflasyon ve yüksek faiz oranlarıyla kötüleşen makroekonomik görünümün oluşturduğu belirsizlik giderek daha fazla şirketi maliyetlerini düşürmek için işten çıkarmaları hızlandırmaya ve işe alımlarda frene basmaya, zorlamaya mecbur bıraktı. Teknoloji, imalat ve otomotiv sektörleri başta olmak üzere bu yıl başından beri neredeyse tüm sektörlere yayılan işten çıkarmalar, son olarak İngiltere merkezli telekomünikasyon şirketleri BT ve Vodafone'un açıkladığı işten çıkarma kararlarıyla hızlandı. Almanya'da da yine binlerce firma işten çıkartma planlıyor. Almanya'da yazılım firması SAP, Ocak sonunda maliyetlerini düşürmek ve bulut işine odaklanmak için küresel iş gücünün %2,5'unu oluşturan 3.000 kişiyi işten çıkartmayı planladığını açıkladı. Yine Alman otomotiv ve sanayi tedarikçisi Schaeffler ise yeniden yapılanma sürecinde 2026'ya kadar 1.300 kişinin daha işine son verileceğini duyurdu. Alman çevrim içi moda perakendecisi Zalando, Şubat'ta zorlaşan ekonomik koşullar gerekçe gösterilerek şirket genelinde yüzlerce kişinin işten çıkarılacağını belirtti. Yine Alman gözlük perakendecisi Fielmann, Mart'ta 2025'e kadar yüzlerce kişiyi işten çıkartmayı planladığını bildirdi. Alman tüketici ürünleri şirketi Henkel'de artan maliyetler ve düşük taleple mücadele etmek için 2.000 kişiyi işten çıkarttı. Yine Alman kimya şirketi BASF, artan maliyetler nedeniyle kazancının daha fazla düşeceği uyarısında bulunarak 2.600 kişinin işine son verileceğini bildirdi. Alman özel kimyasallar üreticisi Evonik, Nisan'da 200 kişilik işten çıkartma planını açıkladı. Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank da 27 Nisan'da gelecek birkaç yıl içerisinde maliyetlerini 500 milyon avro azaltmak amacıyla 800 kişiyi işten çıkartacağını duyurdu. Bu sadece bize ulaşan liste. Bunun dışında Almanya'da eğer faizler yüksek kalmaya devam ederse enflasyonu düşürmek anlamında maalesef şirketler işten çıkartmalara devam edecek. Birkaç yıl Almanya'daki ekonominin durgun kalması bekleniyor. Değerli izleyiciler, videomuzu beğenmeyi unutmayın.